Herkese merhabalar. Eludis TV ekranlarına hoş geldiniz ve şu Kuvvet'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu hafta konuşacak bol bol malzememiz var. Red Bull on ground emeği geride kaldı ve aynı zamanda Burst'ta de play'in. play'ler sona erdi. Artık Swiss round'una hazırız. Bütün eşleşmeler de belli oldu. Tabii Perşembe günü başlayacak olan Swiss round'u için hepimiz de aşırı heyecanlıyız. Birazdan onları konuşacağız ama arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Can ve Aram. Her, Her zamanki gibi. Evet. Alican yerinde duramıyor zaten. Ya yani çocuk dansa da geldi World's ya. evet, 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 yanıyor. Worlds'te evet. ya yanıyor Alican. Yanıyorum. Ee, ama önce bir Red Bull on ground'la başlayalım istiyorum. Çünkü orada evet. birazcık daha e, kısa konuşacağız eee elemesine dair. Eee Footy Esports e, harita bile kaybetmeden e, geçmeyi başardı bütün rakiplerini e, ve açıkçası yeni transferleri ilk kez görece çıktı. Hatta final serisinde eee rahatsızlanması sebebiyle Eray oynadı. Ve çok bir şey fark etmedi. İlk e, iki harita birazcık zorlanmış e, gibi de Özellikle üçüncü harita Sunset'te e, çok daha e, haritaya hazır gibi gözüken bir fut vardı. Ama e, herhalde bütün e, iki günlük server'e baktığımız zaman e, bir şey göze çarptı ki e, zincirlerinden e, kurtulmuş bir sinet e, e, gerçekten çok iyi gözüktü. Evet yani sinet için zaten uzun zamandır hep bu, bu, bu tabir hep kullanılıyor. yani Bu arada hemen sözü tekrar tamamen bırakmadan ben... evvel ona dair kendisine de biraz ya böyle küçük bir sohbetimiz oldu. Dedim sen sen Rezid Reiz iş, işini iyice aşmışsın dedim. Ya benim Rezim zaten iyiydi dedi. Ondan sonra dedim o zaman biraz burada daha mı çok serbestsin deyince yani öyle biraz şey o oldu. Da... Belli ki daha o serbestlik rahatlattı. Ya onun sahnede de konuştuk biz röportajda, sinetler röportaj yaparken bu soruyu sordum kendisine. Biraz o da şimdi serbest olmak oyunun içerisinde nasıl bir şey. Bu şey şöyle bir şey olarak algılanmamalı. Yani serbest kafasına göre her şey e tabii ki yani. değil. Navi e, Sledden oynadığı takım ezelden beri bu böyle bu arada. Yani bazı takımlar böyledir. Navi planlı oynayan bir takım. Yani round başında Na'Vi'nin ne yapacağız çok bellidir ve IGL orada takım ne yapacaksa buna çok hakim olmak ister. Sled gibi oyuncular e, özellikle bu oyun tarzına aslında biraz aykırı oyuncular. Operatör elinde olduğu zaman biraz oyunu okuyup Bireysel inisiyatif almak ister ve oyunu okuduğunda oyunun da onun üzerine kurulmasını ister. Çünkü bir süperstar, bir şampiyon ve çok iyi bir operatör oyuncusu. Her ne kadar hani son dönemde Jett'e nerf gelse de işte artık metada daha farklı bir anlamı olsa da Jett'in en azından hala tabii çok iyi bir operatör oyuncusu olduğu için oyunu domine edebilme potansiyeli çok yüksek. S belki eski Jett gücünde değil, Sned'de belki Jett'le. E, o kadar fazla oyuna etki edemiyor olabilir, kimse artık ücretle o kadar oyunu domine edemiyor ama sonuçta elinde operatör var ve bunu e, tabii ki Sned'in bu seviyede zaten bir maçta e, rahat rahat yapabilmesini bekliyoruz. Bence rahat rahat yaptı, yani çok böyle abartılacak bir performans yoktu fakat hepimizin özlediği bir Sned performansı. E, yani maçların genel itibariyle çok fut tarafında geçmesi bence abartmanızın önündeki Ya şundan e, dolayı söylüyorum, şey şimdi rakipler bir tanesi Focus, tamam saygıdeğer rakipler olabilir. Ee daha yeni kurulmuş yani. Bence sana şu kadarını söyleyeyim. E, ligde e, Fokustan daha kötü olmasını beklediğim o, olabilme ihtimali olan takım var. Kim mesela? Eee yani ben mesela sadece... sana şöyle söyleyeyim. Ben bu görüşe asla katılmıyorum. Fokustan daha kötü bir takım göremeyiz ligde. Göreceğiz. Fokus, ben Fokus'un sen... Fokus iki tane oyuncusu yoktu maçta. Sider ben, Sider yoktu maçta e, mesela. hiç final serisinde yoktu ama ilk gün ilk neydi? Mesela ben Fokus'u beğenmedim sadece. Oyun oyun e, mesela ilk ben ilk gün beğendim. E, genel itibariyle oyun planı Hayır hayır yani final serisinden ha, bahsediyorum final serisi, zaten evet. ama yani ama... ilk gün şöyle ilk gün zaten Heretics'e karşı oynadılar, 2 Gozuna karşı oynadılar. yine şeye karşı değildi. hepsi <laughs> best of fanlı Ya yani ben şöyle söyleyeyim her şeyden önce. Fokus'un e, genel itibarıyla e, oyun yapısı sezonu ya yani o season'daki bir takım için bence e, ileride, ya ben ileride o, onlar ileride. için ben turnuvada da hep vurguladım. Bence bir hype turnuvasıydı çünkü sene boyunca rahat rahat ulaşamayacakları bir slot vardı ve çok kolaydı. İki gün boyunca iyi oynarlarsa bir de yani koçuyla oynayan bir takıma karşı iyi oynarlarsa Tokyo'ya gidiyorlardı ve bu oyuncuların kariyeri için bu bambaşka bir hediye, bambaşka bir başarı. Bunun verdiği motivasyonu unutmamak lazım. Bir de tabii ellerinde e, fokuslar ne kadar e, bence sıkıntılı performans gösterse de Alerante diye bir değer var. Alerante evet. eğer fokusta olmadığında olmasa ben Fox'un herhangi bir şekilde zaten e, maçları bir de heyecanlı bir hale getirebileceğini düşünmüyorum. Ya yani iyi bir takım kesinlikle ama e, potansiyel açısından evet Fox iyi oynasa da ben o kadar büyük potansiyel görmedim. Ben potansiyel başka bir konu ama genel toplamda e, daha yani derli toplu oluşuyla mesela e, bazı takımlar Karmin Corp falan ne olacak çok bilirsiniz e, önümüzdeki şey. Yani Karmin Corp'tan daha iyi bir takım olabilir günün sonunda. Ya e, Carmen Korkut'un çok kötü olmasıyla alakalı işte. olmuş. Tamam ben de ondan bahsediyorum zaten. Yani, focus yani çok e, 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 çok iyi bir... yani yani demeye çalışıyorum. tabanı hani var de. demektir bu. Ha evet tabanı e, Fokus'un bence ya, düşük ben, olmayacak çok. Bir, böyle cici mayı turnuvaları olabilirsin. bilirsin. Ya, takımlar yeni kurulur. Çok da önemli bir hedef olur. Hı, yani, sen ne sonuncu fok. olacaklar. Fokus şimdi ligde yok zaten. Yani Çalıncı takımı oynayacak. değil Fokus. Yani, e, yerel ligde oynayacak Fokus. Yani o yüzden böyle Fokus çok abartmayı istemiyorum. abartma değil ama şu e, Gün için bence fokus karşılaşılabilecek e, iki takımlardan bir tanesiydi. Kötü oynamadılar. Hazır o gördüler kadar, gene, evet. genel itibariyle. Başlangıç için. Ama bazı oyuncuları tıp, çok, çok sildi bence maçta. Yani fokusun burada tabii performansı özellikle retikse karşı. Mesela hep şöyle oldu geriden geldiler. Biraz evet. motivasyon dirençle kaldılar. Rakiplerin hatalarını iyi değerlendirdiler e, ee, biraz Ali ekstraları oldu. Bunu es geçmemek lazım. Şimdi Bazı parçaları o evet. oyunlarının hazırdı. Post plan senaryoları falan çok e, derli topluydu. Ama şunu söyleyeyim yani onu oradan biraz Finedin performansının ne kadar iyi olduğunu anlatmak istiyorum. D2 Gozun maçı e, zaten sonucu belli. Sonucu belli den ka kastım. Sonucu, sonucu, belli. Etki etmeyecek. Sonuçta, ya ondan da ziyade. Yani, sonucu etki etmeyen bir maç. Sonucu yani. belli den ziyade çok takım yorumlayacağımız bir maç ha, değil. aynen öyle. Zaten sonuca da etki etmedi. Herkesin sıralaması belliydi o karşılaşmaya geçtiğimizde. Onun haricinde 5 tane artı oynadı. Tri Sports artı 50. Cined'in 5 performans. performansı. Evet, bu çok seyredeceği. Yani çok ekstra bir e, bireysel performans. E, ana etkinliğe de böylece kalmayı başardı. Futu Esports'un bir performansı ki e, oradaki takımlarda da aslında hemen şöyle bir takımlara bakalım. E, favori olarak nitelendirebileceğimiz içeride e, Cloud, özür dilerim DRX ve Fnatic var. Onun haricinde 100 Thieves, Zeta, Cloud9, Scars, Fennel var. Şimdi e, burada Futu Esports'un e, kağıt üstünde isim isim baktığımız zaman 100 Thieves'de işte cloud da çok e, üst düzey takımlar gibi gözükebilir ama e, genel toplamda seneyi bu iki takımın da üzerinde bitiren geçtiğimiz sezonu üzerinde bitirdi e, bu iki takımın da Footy Sports. Açıkçası e ee, bu serilere gelirken bu iki takımla karşılaşırken mesela ben daha aşağıda diyemem hiçbir şekilde. EM'nin en iyi üçüncü takım olarak. Aynen öyle. Diğer iki takım zaten şampiyonuza gelme fırsatı yakamadı. ama Anadolu Televizyon sezonu çok yük alakalı evet. zaten. Yani Genel önümüzdeki turnu, önümüzdeki turnuva gelince konuşuruz. Bir de biraz Elite bahsedelim. EM üçeyden bahsedelim. Fırsat bulmuşken Yüce için kısaca şunu söyleyebilirim. Ee, yani fragman bile değildi yaptıkları. Yüce bölüm, bölüm bölüm iyi oynadı sekanslar var ama Yüce adaptasyonu Sinet gibi değil. Yani Sinet birazcık daha jet oyunu çeviren ve power göstermesi gereken oyuncu YiTüce ise biraz daha pozisyonel olarak takım alışması gereken oyuncu olduğu için ya YiTüce'ye biraz daha zaman vermek lazım. Bazı anlarda gerçekten nasıl kaliteli olabileceğini gösterdi ama ben Firefox'ta da oynarken zaman zaman böyle bir stres gerginlik hissedebiliyordum ondan. Onun çok güzel üstesinden geldi zaman geçtikçe. Biraz belki bununla alakalı olabilir. Alıştığında kesinlikle ondan iyi bir performans bekliyorum. Ya yani benim YiTüce'den pek şüphem yok iyi oynayacağına dair. Bu turnuvada beklentinin altında mı kaldı yok evet, altında kaldı. Ama yani, daha erken yani bazı şeyler yorumu. Ben şey. beklenti altı kaldı deme. Ben beklenti altı kaldı, öpüren öpüren kaldı öpüren yani öpüren performans. Öpüren yani. Performansı buralarda olacak bir oyuncu değil YouTube'cu. Öyle. Ama yani ilk serisi için bu seviyede e, ilk iki günü için bence beklenti altı kaldı ağır bir ifade oldu. Ya şundan dolayı yine YouTube'cu kapasitesi çok yüksek öyle, bir oyuncu. Öyle, öyle o yüzden bu performansın üstünde olması gereken bir oyuncu. E tabi onu zaten zamanla mutlaka çıkacaktır. E, Riyase Wood'dan bahsedelim. E, i̇kisi de parça parça ne kadar potansiyelli olduklarını ve bu Heretics yapısı içerisinde ne kadar ön plana çıkma, çıkabileceklerini gösterdiler. Ama Heretics'in de yavaş başlangıcını çok doğal karşılıyorum ben. Yani bazı oyuncular Heretics'te tabii onlar da yeni bir kadro. Bazı oyuncular Heretics'teki bazı oyuncular çok iyi Giriş yapamadık buraya. Bu uyu e, buraya örnek verebiliriz. Benji de bence. Benji peşinde de. Benj'de, benj'de <laughs> <yine>. yani, <laughs> ama dediğim gibi doğal. Doğal. E, biraz genç bir kadro olduğu için e, yani iletişimi daha zor olur onların. Evet. Adaptasyonu daha zor olur onların. Biraz da, zamana ihtiyaçları var. E, bizim açıkçası hangi pencereden baktığımız belli. Woot, tamamen. Aşağı Wood, yukarı Rien's. Bizim sözlerimiz bundan ibaret her ilgili. E, ve e, bu iki oyuncu bence bizi tatmin edecek performansı gösterdi. Ama şöyle söyleyeyim. Ee, takım böyle oynarsa e, bizim oyuncularımız böyle kendi gücünü de gösteremez. E, tabii ki öyle. Yani. Ya Bence de bizim oyuncularımız mesela kendi kapasitesini e, oynadıkları pozisyon çok zor takım iyi oynamazsa. Hı hı. Takım iyi oynamazsa initiator rollerinde öyle kendilerini çıkartıp sürekli round kazandıracak halleri yok. E, o yüzden birazcık daha kısıtlandıklarını ve hani baskılandıklarını düşünüyorum performans açısından. Kapasitelerinin altında oynadılar yani, bence. E, tabi tabii, yani, tabii ki daha yukarı çıkabilirlerdi ama... Bir de yani, bahsedelim da... mi? Aa, tabii Eray'dan da birazcık bahsetmek lazım. Yani Fonlu'nun rahatsızlığında kendisine evet. geçmiş olsun diyelim ama tabii geçiş dönemi. Bu rahatsızlıklar hepimizin başına gelebiliyor. O da çabucak atlatacaktır. Ee, yani Eray geldi e, ee, ilk haritada böyle biraz yer yer şey hissettirdi. İlk haritada şeydi ya yani, koç evet standin yani, ee, oynuyor. Standing, <laughs> ama ondan sonrasında hiç onu hiç hissetmedim. Ya bir de ilk haritada. yazda sadece bir koç geldi. Bugün bu arada <laughs> e, Navi, gelirken Navi Feyyaz başını izliyordum Sydney'de. Yani Blade ki e, ne kadar büyük bir geçmişe sahip olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. E, onun bile aslında bir koç olduğunu çok net anlıyorsun yani. Yani çok yeşil var onun ya onu şey yapmayalım. Blade zaten hani oynarken de artık son demlerinde çoktan gelmişti o, çok da power olan bir oyuncu değildi hiçbir zaman. Blade'le <laughs> Blade Gaius'u şey yapmak istemiyorum. Kıyaslamak istemiyorum ama Gaius ya, dolayı öyle. yani Gaius da çok uzun zamandır oynamıyor. Evet. Ya yani üç 3 yıllık profesyonel hiçbir arada da oynamıyor. 4 yıldır belki 5 yıldır. Ve buna rağmen son gün çıkıp bir de doldurdu rol. Mr. Fallon'un rolü ayrıca IGL'in rolü. Şimdi koç gelir, IGL'in yanında biraz daha rahat, sessiz, sedasız evet. orada Komünikasyon yapar yani kodunu e, kolunu verir, koyarsın, infosunu verir koyarsın. ama e, zannediyorum hem takımı yönetti. Evet. Ayrıca olarak hem de aldığı pozisyonlar ya mesela vuramasa bile aldığı pozisyonlar genelde doğruydu. Evet. E, bu çok önemliydi ve vurdu. Vurdu yani vurdu. Yani ihtiyaç anında Bahsen, vurdu bu arada. 3 tane impact round'u var diğer haritalar zaten çok ki Bağında bir başlangıcı var. 9 bir vibe başladı zaten. Ya yani. yani, top tapfrek bitiriyordu. Sonra 3 4 vurdu. Senet de öyle tapfrek. Yani e, yine şeyde de ya böyle ne çok acayip bir şey gerçekten. Hani koçların e, FPS dünyasında standle olarak kadrolarda yer e, yer almasına yer yer çok aşinayız. Ama böyle vermesine çok aşina değiliz. Yani. Ya ama EMEA için ilginç bir sene oldu ya. Bu bu sene çok fazla bu sezon biliyorsun çok fazla koç standin evet. oynadığı transfer kuralından dolayı. Koçlar öyle bir oynuyor ki yani evet, açlar belli ki hani oyunu açlar. Ama tabii yani o iki isim de birazcık daha yakın dönemde tabii, e, oynamış Zeyse yani onlarla kıyaslamak yani, lazım. Hakikaten tebrik etmek lazım Aynen bir iş yani. Ee, takımı da ödüllendirmiş oldu bir taraftan bu performansıyla. Çünkü orada bulunmayı hak ediyorlardı. Japonya'da bulunmayı hak ediyorlardı. E, ee, Eray'da bulunmayı orada hak ediyordu. Ve bireysel performansıyla beraber de herkes ödüllendirmiş oldu. Tekrar tebrik ederim. Sezon öncesi çok büyük bir fırsat oldu. Ya. Kesinlikle. Kadronun kimyasını arttırmak için gerçekten. Evet. Ee, çok önemli de bir turnuva oynayacaklar. 35 evet. 3-5 Kasım'da ee, heyecanla bekliyoruz o turnuvayı. Çok eğlenceli bir turnuva olma potansiyeline sahip gerçekten. Böylece yavaş yavaş Valorant'ı da sonlandıralım. Ana konumuz önümüzdeki süreçte daha çok tabii ki ...Words olacak ve Words'da... E, ...ilk eleme serisi... ...BDS ve GG arasındaydı, Golden Guardians arasındaydı... ...play'inin son slotunu... E, ...belirlemek açısından ve... E, ...kesinlikle beklediğimiz şekilde gitmedi... E, ...20 dakikalık bir... E, ...şeyle başladık... Karşılaşmayla başladık ve... ...Golden Guardians'ın... E, ...varlık gösterebildiği bir tek ikinci... E, ...maçı söyleyebiliriz herhalde... Orta, ...onu da kaybettikten sonra... yani ...göz açamadılar... ...neden böyle oldu... Ee, bu neydi yani? Ya yani şöyle söyleyeyim. Bak hep ikiniz de maç anlatan, Ben de maç anlatan adamız. Golden Guardians'ın maç anlatan adamlar kadar bile BDS'e çalıştığını düşünmüyorum. O kadar söyleyeyim. Çok ağır gelmiş olabilir bu. Abi, abi hiç biraz hiç bir neden ağır ya? İşte şimdi bir ay önce falan. Abi abi. bir, aylık çağır. bir hazırlık oyunu olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Biraz ya? belki çok yüklenme olabilir. Yok abi yok. Ne yaptığını bilmiyordum. Ne ilk gol. Bir de bu kadar yani. tecrübeli bir takımdan gerçekten beklemeyeceğin şeyler. Biraz yani. da belki LCS'in seviyesi çok yani son olan olaylarla birlikte gerçekten yani LCS. Onu, onu biraz Worlds'un ana grupları evet. içerisinde göreceğiz. Ya ben LCS'in LCS düştüğünü görüyorum. ve ben bunu kabul de ediyorum ama gerçekten abi dördüncü Seitlerin maçında bir tarafın bu kadar hazırlıksız olması ki bir sonraki turda ya BDS, BDS maç kaybetti BDS, abi. BDS bu arada iyi bir şekilde de geçmedi. Yani canı ya. canı çıktı adamların üstüne çıkana kadar. E bir buçuk ay hazırlan, bir, bir buçuk aylık hazırlanma süresi olan bir eşleşme de bu kadar kolay. Güle oynaya. Ya maç bile oynamadan çıkamazsın abi. Çıkmaman lazım yani. Bu da bütün şey Golden Guardians'a yazıyorum ben. Ya. Hiç, hazırlan, hiç canları oynamak istememiş oldum. Ya. Bu arada ya. Yani, ikinci e, maçı daha temiz kazanabilse... Yine tarihin en kısa serilerinden evet. bir tanesini izleyecek. Bir tek sunucular sevinmiştir az çalıştık diye o gün ya. Abi onlar az çalışmaya sevinmiyorlar biliyor musun? Yani daha çok maç anlatmak daha çok hoşlarına gidiyor. Abi Ama şimdi bir daha bir daha. Yani o gün tek World's bir maç vardı. Börstel Oğul Park'ta maç anlatıyorsun. Ya yani. tamam da abi. Bir ee, ay Beni koysun da 12 maç anlatırım. Ya, beni de koysun 12 maç anlatırım da. Yani öyle bir jargon vardır ya bu yüzden söylüyorum abi. Hani Yok işte Worcester şöyle maç şey... anlatmak keyfidir. böyle maç. Tabii ki keyifli bütün, yani. Bütün, bakış açına şey yaptın yani. yani kendini <laughs> <bir> şey ettin. <laughs> ya, ya <laughs> burada, bu da tribünlere oynamayın kim daha çok çalışmak ister abi. Yani kim ben çalışıyorum işte 8 saat mesaim var 10 saat olsun diyen var mı? Kardeşim sevdiğin işi yaparsan hiçbir zaman çalışmış olmaz. Sevdiğin ya. Oo. Ben Adam... 10 saatte maç anlatırım. Adam şahidim. Evet anlatma. Yani en son ölüyordun ama yani normal adam, tabii ki. Tabii chat tempomuzu yaşayamadığı için bir şey diyemiyorum Ne temposunu? Bizim tempomuzu yaşayamadığı için. tabii bizim, bizim de yani 12 e, saatlik yani günlerimiz çok oldu bizim. Yani. Falan filan. ben CS'ye sundum. Şeyde, CS'de bir ara turnuvalar başlıyor. Aslında gerçekten saat, adam, evet. lakka, Ben 14 saat maç anlattım Şeyde de yani, e, hatırlasana 4 bu 3 günlerde bizim 12 saat yayınlarımız ya, falan var. Bak yani. sana şöyle söyleyeyim. Benim hayatım hep uzun geçti. Şu artık. BDS Golden Guardians serisi 12 saat anlatılmaz. Harbiden anlatılmaz. Ha. Bak, Ama Press evet. to Talon BDS abi serisi 12 şöyle... saat anlatılmaz. Ya olur işte bak. Alkışta <laughs> işte e, zaten genelde 12 saat süren yayınlarda yani bütün serilerin o kadar güzel geçmesi gibi bir şey söz konusu olmadığı için bu arada gerçekten iyi şeyi anlatırken yorulmuyorsun. Yani ya, bazen en çok, çok kötü maçlar geliyor abi. Ben anlatırken evet. söyleyeyim. Bazen çok kötü maçlar geliyor iyi takımlar oynuyor ama maç çok kötü abi. Evet, evet. Diyorum ki ya yani, kısadan bitsin bu maç. Aa ama ya bu gerçekten 7 maç yani. Yani birader öyle mi o bu arada? Yani, tabii ki yayında onlar öyle. yani maç bitsin varsa başka maça geçelim. Ne <laughs> yapsam <abi, gülüyor> sevmeye yani, giderim abi yani. İnşallah bir taraftan <laughs> da olur abi var. yani. Sonuçta bu iyi şeyi anlatmak, maçın kalitesi seni de yukarıya çekiyor. Çünkü ben öyle oraya yani. geldiğimde şunu istiyorum ya yani, iyi bir şey göreyim. İzle, i̇zlerken bir de böyle kötü maç izlediğinde uzasın istemiyorsun ki maç. Yani sonuçta ama bak bu ciddiin cümlelerinin üzerine şöyle bir ek yapayım. Öyle bir playin oynadık ki hiçbir maç bu maç Evet. Orada hemen tabi. hemen formata gelelim. Evet Burada formatın hakkını vermek lazım. Yeni formatta her serinin çok büyük önemi olduğu için e, ortada mesela atıyorum iki tane iddiasız e, atıyorum Wildcats, e, Red Canids maçı izlemedik iddiasız. 1-5 işte Atıyorum. Ne demek istedin? Ya, ya, örnek verdim takımları ya orada. Kimse de alınmayacak. Bence Wildcats'a alın sallamak ya, Ya yani yani. da alınsın. Ne? Öyle bir derdim yoktu yani. Ne diyeyim şimdi yani. Ama evet alın da alınsın. Alın da, da alınsın yani. Başarılı olsalarmış falan diyorum. Öyle <laughs> falan. <laughs> e, ee, örnek verdim. İşte orada Wildcats'i evet. ne atıyormuş? Bir masif de koyabilirsiniz. Aynı pozisyonda onlar da olmadı mı yani? Gidip Niye o maç kaybettiler yani. Sumed Lines'e yandılar. <laughs> ha? ha yani. o, o bin, onlar ya her şeyi kurtarıyor. Ya, günah mı çıkarıyoruz? Yani işte abi. ya. Bak ne, nerelere <laughs> getiriyorsunuz evet. Ondan sonra niye program 7 <laughs> saat sürüyor? Ağır az gelecek dövecek şimdi bizi. Ee, her, her serinin çok büyük önemi vardı. Ee, ve Payne de açıkçası memnun kaldığımız bir playin. Yani ee, çok olsun oldu çünkü. Bence en iyi playin yani, bugün kadar. E, aynen öyle çünkü beklediğimizin çok dışında biz tahminleri burada pikemlere e, doldururken e, playin'den çıkmasını beklediğimiz takımlar PSG ile Golden Guardians'dı. Golden Guardians playine kalamadı bile. Ya Golden, o bir e, BDS Golden Guardians eşleşmesini kazananı demiştik ama Golden Guardians'ı kazanmasını bekliyoruz. Evet ama işte günün sonunda PSG ve Golden Guardians bizim kafamızdaki takımlardı. Kişi de ana gruplar var. Ama, yani ki, Swiss e, formasında yok. Çok değişik bir play'in oldu ya. Gam'ın mesela ilk maçı kaybettikten sonra ben asla play'inden çıkacağını düşünmüyordum. Çok, çok kötü başlamıştı. Başlamış yani, evet. Çok kötülerdi ve PSG'nin de Junji'nin performansından sonra ben herhangi bir kimseyi kaybedeceğini düşünmüyordum böyle bir VDS'den sonra. VDS de çünkü iyi başlayamadı. PSG'nin bu maçı nasıl kaybettiğine inanamıyorum. Abi zaten iki tane, yani, neyse oraya birazdan geliriz öbür maçları konuştuktan sonra. Bir tane evet. çok güzel hikaye var orada. Vietnam'ın evet. ikinci temsilcisi Team Wales. Ya gerçekten ülke puanı yarış sıkıntı <laughs> Ülke puanına inanılmaz katkı sağladılar abi. Hem aşağı düşürülebilecek birbirini yiyebilecek takımları birbirlerine yedirdiler. Hem de kendi bölgelerinden bir takımın üstüne çıkmasını garantilediler. Sadece kendilerine yaramadı abi olay. Kendileri eğlendiler Gama. Çok da iyi bir turnuva oynadılar bu arada. Haklarını da vermek lazım. Benim beklentimin üzerine oynadılar. Evet, bu kadar evet. iyi görmemiştim onları çünkü kendi bölgelerinde. Bunun biraz gamla oynamaktan da eksik oldu çünkü gama karşı da çok iyi gözükmediler aslında. Yani son oynadıkları tam eleme serisinde. Ama onun dışında diğer bölgelere karşı hakikaten iyi bir oyun oynadı Team West. 2-1 totalde serileri. Yani 2 seri kazandılar, 2 tane Best of 3'yi kazandılar, Bir tane Best of 5 kaybettiler. Maç skorları da kaç oluyor? 2-1, 2-1, 4-2. Ee, best of 5 kaybettiler işte. 4-5, 5-5. 5-5 oluyor maç. Skorları. Evet, 5-5 oldu. Ya 5-5'lik bir maç skoru çok yani belki çok görkemli gözükmüyor olabilir ama bunları serilerin içinde yapmaları ve sadece Gama mağlup olmaları bence onlar adına ve kendi bölgeleri adına da abi Vietnam bölgesi bak o bizim bizle oynadıkları seriden beri her sene üzerine koydu. Yani evet. ülkede gururla karşılanır. Aynen öyle. Maçlarıdır. Yani elenmiş olmalarına rağmen, erken elenmiş olmalarına rağmen çok iyi bir turnuva oynadılar. Tebrik ediyorum hakikaten Tim Viyaz'ı ve Vietnam ligini de yani 2018'de mi oynamıştık onlarla? E, 2018 Vietnam'da evet. mı? E, evet. Evet. Yijin'le. E, değil mi? Oldu. Yani Yenenin iki slotu sonra, alacağı ondan, yıl oydu, değil mi? E, PVB değil miydi? Hong Kong Buffalo evet. PVB'ydi idi o. Yijin değil. O e, süpermasif olan PVB ile Fener oynadı. Bizim benim anlattığım. Tamam işte şey, şeyden bahsediyoruz. Neyse yani. işte o bizim hani e, Yenenin ikinci slotu olacağı dönemden beri onlar sürekli üzerine koyarak geliyorlar. Yani sürekli gelişiyor o bölgenin oyunu, kalitesi. Yani şu an belki erken bunu konuşmak için ama birkaç sene sonra belki üçüncü sultu bile olabilir. Yani Play'nin kazananı Vietnam, kaybedeni ise, kaybedeni ise PCS. PCS 2'de 0 çekti e, ee, ve World Star'in'de ilk kez Swiss'te veya ana gruplarda, ana etkinlikte bir PCS takımı olmayacak. Valla orada da işte düşüş devam ediyor. Gerçi bu son hani son elenen PSG Talon'un durumunu biraz ayrı tutmak lazım. Orada bence iki takım da kötü oynayarak gelenmedi. Yani Flying Oyster da kötü oynayarak gelenmedi. Onlar da aslında bayağı yaklaştılar. Cuna kadar da getirdiler ama ya sonuçta ne olursa olsun en sonuca bak yani neticeye baktığımız zaman iki takımı da yok. Zaten 3 slottan iki slota düşmüştü bölge ve gruba da kalamadılar. Yani dediğim gibi yani ilerleyen yıllarda oraya bir aday olan Vietnam var. Talipler yani onların yerine. PCS bu arada tek bir tek bölge yani tek bir ülke takımı da değil. Ee, bir bölge aslında. Evet. İşte Tayland, tabii tabii. Güneydoğu Asya. Güneydoğu Asya diye, diye geçiyoruz geçiyor zaten. Tayland, Tayvan falan birkaç ülkeden oluşan bir durum. Oraya Endonezya, Sing Singapur vesaire falan hepsi dahil. Ve oyuncuların hepsi orada da yerli de aslında. Evet. ama o, ya, o kadar geniş bir alan için, o kadar kalabalık için e, açıkçası o, sonuçlar. Ya yani alınan sonuçlar. Evet. Üstüne bir takımın en azından PS'nin kalması lazım bu arada. BDS serisinde ya yani iki baş dümdüz ettiler bir Sonra ne olduysa bir anda bir evet, hazır gelmişken konuşalım. Yani çünkü Play'in'de diğer konuşacağımız şeyler de neyin konuşalım? Yani biraz daha zayıf taraflara gidecek olursak Japonya'nın yine aynı şekilde bir dönem yükselişten sonra düşüşü devam ediyor falan. Oralara çok girmeye gerek yok. E, açıkçası e, gelelim. Yani özellikle e, en çok konuşulması gereken seriye. BDS PSG serisi. Yani 2-0 öne geçtikten sonra her şeyde inanılmaz tek taraflı gözüküyorken 3-0'a gidiyor gibi gözüküyorken hatta. Üçüncü maçta da biliyorsun bayağı bir öndelerdi hatta. E, orta yani bir tane fight kazanıyor topta. E, ortada milyonları itmese oyun bitiyor. O, o pozisyonda. Ama e, orada oyun bitmiyor. Devamında e, double e, AD carry ile biraz daha tuskeyle ediyor diyebiliriz herhalde. Ama e, çok enteresan bir yaptıkları. Yine Olaf Garen Darius'la kazanılıyor. Bu çarlar olmadığı zaman, bu şampiyonlar olmadığı zaman oyun ciddi şekilde sekteye uğruyor. E, ama oyunun ritmini ele geçirdiklerinde bütün play'inde yine aynı şekilde bunu e, Golden Guardians'a da görmüştük. Shio'nun e, objektifler etrafındaki çarp başarısı ve çok doğru işte rakip, rakibe e, rakibi çok iyi beytliyorlar Baron için. Baron kontrolleri oldukça iyi e, gibi gözüktü. Sürekli olarak yine rakibi işte Ejder'e falan beytleyip doğru zamanlamalarla Baron'a gittiklerini falan gördük bir yerden sonra kontrol yani Bunları çok iyi yapabilirler ama işte ben turnuvadan önce de şundan bahsettim. İşte, bu takımın yaratıcılık üretebileceği tek şey Adam'ın şampiyonları diye. Evet. Ve acayip tıkanıyor oyun. Ya yani e, oradan bir şampiyon Edom'un eşleşmelerinden özellikle şampiyondan bir avantaj sağlayamadıkları anda oyun acayip tıkanıyor. Çünkü şey o da kitleniyor, nokta kitleniyor. Labrov çok iyi bir turnuva oynadı bu arada. Onu söylemem lazım. Bence BDS şu ana kadar bireysel anlamda en iyi performansını gösteren oyuncu Labrov. Ama Labrov yani Şimdi Worlds'da olduğumuz için bir sürü göreceğiz örnekler. İşte bir Keria gibi veya kendi bölgesindeki bir Trimby gibi yaratıcı bir oyuncu değil. Yaptığı yerlerde o kadar şöyle o kadar istikrarlı bir yaratıcı değil. Ama mesela 3. maçın geri dönüşündeki bir numaralı adam ya, Bro. Yapamaz diyemiyorum. Çünkü yapabilme ihtimali olan bir oyuncu. Bu arada Labrov diğerleri kadar deneyimli bir oyuncu da değil. Evet. Yani bu ismini verdiğim bu şey. Bu arada yani tabii ki canım. Ha, diğer desteklerden mi? Tabii tabii. Evet. Bu turnuvadaki en, aslında en deneyimsiz desteklerden biri bunları yapabilme potansiyeli, potansiyeli, de zaten yüksek. Tamam ki çok beğeniyorum da ben aslında oyuncu olarak. Ama diğerleri kadar yaratıcı henüz değil. Ve yani buraya kadar evet çok güzel geldiler. Ben hani üst çıkmalarını da bekliyordum Golden Guardians BDS kazanan ama bunu biraz diğer takımlara karşı yaratacakları bireysel üstünlükle bekliyordum. PSG Talon serisinde ekstra şey üretmeleri gerekti. Eşleştikleri için ki olan eşleşmemesini de bekliyordum en başta. Ama bundan sonrasında ne kadar üretebilirler gerçekten emin değilim. Ya çünkü bir kere zaten hani elini göstererek gelmek zorunda kaldı. Yani biz bunları yapabiliyoruz. Biz Adam'a ekstra seçim bulacağız. JDC değil mi ilk baş? Evet. Ve Kanavi'ye sormuşlar. Adam'a karşı özel bir e, önleminiz var mı diye. Tabii karşısında da hani Adam'ın sonuçta normal bir yok. yani evet. 360'larla oynayacak. Biraz yorumlarda da gülmüşler. Yani buraya. Aa, şu kafa biraz üstü kapalı işte yorum yapmaya çalışmış. Yani Galatasaray biliyoruz. Onunla karşı önlem alacağız demiş. Valla. Ona karşı bir planımız var demiş. Gülünüp edilecek şeyler değil. Genel itibariyle 369 bu tip dengeleme işlerinde çok nedir <laughs> evet. ama havuzu itibarıyla eee ters gelebilecek mi? Zaman ben sana söyleyeyim olayı. Alacak i̇şte. Hah 15 O yani. besti Önemli değil. Koridor kuran duruyor. Dive de Bitti. Bu arada ben anlamıyorum baba. Yani sıfır şaka Darius Garen Olaf yasaklasa seri, seriyi kazanırdı PSG. Evet. Bak gerçekten üçünü yasaklasa seriyi kaybetme ihtimali yok. Muhtemelen. Çünkü de Adam'dan onu alamadığında tamamen her şey Shio'nun erken oyunda çıkartabileceği sürpriz bir şeylere Bence bakıyor. şuna sürpriz çok güvendiler. Yani. İlk, iki karşılaşma, özellikle ilk karşılaşma, Aji çok iyi oynadı. Çok iyi oynadı ve şuna güvenler. Ya bizim adam zaten iyi oynuyor. Bunu ne alırsa alsın tutarız. Biz bunu dediler. Zaten diğer taraflarda domine ediyoruz diye. E Cunca ile Maple bu arada gülü oynaya maç aldılar yani. Ya, Vakon'un falan hiçbir şey yapmasa gerek kalmadı yani. Çok rahat oynuyordu PSG Bence ona biraz çok güvenler. Bu yalnız geçmişte de özellikle Asyalı takımların çok yaşadığı bir ilüzyondu. Çok yaşandı. Bu bir sürü Asyalı takım. Sen özellikle T1 çok yaşardın. En çok yaşayanlardan biridir yani bunu. Ya biz zaten bunu hallederiz diye bazı şampiyonları yasaklamazlar. Ve Rakibin sadece yapabileceği tek çıkış yolu olan yeri açık bırakırlar. Sonra adamlar oradan çıkar gider. Aha diye bakarlar. Geçen sene World's'ü verdi abi T1. World's'ü ver. Finali verdi adamlar. King'in ve Pioşi'nin dünya şampiyonluğu var abi. Evet. Yani ne diyebilirsin ki? Kerya'nın yok abi. Kerya'nın yok. Kerya'nın yok. yok. Şeyin yok. Zeus'un yok. Moes'in yok. Ya Chovin'in, Movin'in. Bak kimlerin kimleri yok. Kingan'ın Pioşi'nin var abi. Ya bu saatte bu turnuvada da biraz zor duruyor. İkeri belli yani, olmaz daha oraları hani çok var çünkü çok var. E, geçen sene <laughs> DRX Dünya Şampiyonası'na gitmesini o oh, yani olsun dedik yani. Herkesin durumdu. Herkesin üstünde bir yani bu turnuvaya bakıyorum etrafımda konuşan herkes ya yani Çin zaten alacak bu sene. Abi Çin alacak diyecek. JDG yine alacak bu sene. Ha, aynen ama bak ne zaman bunu diyelim? Bak son 5-6 yılda bunun yaşandığı bir sezon var sadece. ADC sezonu. Onun dışında hep sürpriz var. Ha bir de FPX vardı gerçi. FPX favori geldi oraya. FPX'den sonra yani favoriler geldi, iyi takımlar geldi ama şeyi görmedik biz. Hani gerçi diğer sezonu da öyle. E, e, diğer istiyorum ya. E, Dampo sezonda da favori olardı ya. Yani. Çünkü yani söyleyince söyle, düşününce söyle. Düşününce öyle oluyor. Doğru doğru değil yani. Mesela 2021'dekinin biraz sürpriz olduğunu söyleyebiliriz. EDG'nin şampiyonluğu. Evet. Ama, yani şeyi de göz ardı demez. Ya yani, o turnuvada EDG yani Birinci aday değildi belki ama ilk dörtteki adaydı. Yarı final adayıydı zaten Öyle. o takımda yani. Ben zaten şey diye bakıyorum. Yarı finali çıktıktan sonra hepsi kazanabilir. O kalan takımlarda. Ama BDS güzel bir... Ya yani Bu arada Avrupa'nın ilk reverse sweep'ini attılar. Evet. LEC tarihinin verse'e. LEC ilk, ilk kez dördüncü slot'a geldi. Dört takım oynayacaklar. LCK ve LPL gibi dört takım oynayacaklar. Bayağı bir şey başardı BDS. Ee, yani organizasyonel yapısı değişmiş, oyuncu seçimlerinde bir süre eleştirilmiş bir takım olmasına rağmen ki Nuk mesela yani bu adamla olmaz denilen vazgeçilmiş adamlardan biriydi. Ee, onu ayağa kaldırdılar. Eda e, niye unutmuştu unutmuştu takımlarda. Fan, fanatik'teki e, Adam mevzusunu hemen hatırlayalım. Aynen öyle yani bir sürü aslında belki de vazgeçilmiş diyebileceğimiz çok da yukarılarda gözükmeyen oyuncularla bir maça başladığında zaten e, aslında ne kadar yetenekli olduğu bilinse de tepede e, çok şans verilip e, şansı hemen geri alınmış. Semerda e, bir tanesi çok şey yapamamıştı. Çok uzun süreler kalamamıştı orada hakikaten. Ve büyük bir başarı. Yani BDS çünkü oradaki bütçe olarak baktığım zaman e, birçok takımın daha altında olan e, takımlardan bir tanesi ama belli bir istikrar seviyesinde bu sene e, kavuştular ve e, başta Crownly etrafında bir takım kurulsa da artık bir noktadan sonra Crown'i bu takımın merkez taşı olmaktan çıktı mesela artık Adam'ın takımına dönüşen bir takım var ki bu da bakışı da birazcık değiştirdi açıkçası BDS'e. Biraz artık play'inden çıkıp CV'si isterseniz konuşmaya başlayalım E, Eşleşmelere yavaş yavaş bakalım. Bir formatı da hatırlatalım bu arada evet. popülerle başlayacağız. Ama ondan sonra çıkma ve eğlenme maçları hepsi best of three. Yani şöyle kazanmaya devam ettiği sürece bir ve ikinci maç kazananlar tarafında best of. İki galibiyet iki mağlubiyete e, daha iki galibiyeti olan takımlar ve iki mağlubiyeti olan takımlar maçlarını ondan sonrasında boğuş oynayacaklar. Sıfır bir de boğuş değil mi? Hayır. Sıfır bir boğuş. Aynen. Tamam. Yani e, iki galibiyet, e, eliminasyon ve yukarıya çıkma maçları e, şey. Promotion ve eline maçları. Ya bu demek oluyor ki artık üçüncü tur maçları aslında. Evet. Üçüncü tur maçlarıyla ile boğuşuyor. Aynen öyle. Aynen. Bundan öyle. sonra da işlerle çıkılacak veya e, eve gidilecek. Evet olacak yani. Yani e, acı dolu olacak. Aynen öyle. E, takımlarımız da hemen torbaları aslında. E, ya gerçi kurallar şey oldu hani. korbaları hiç gerek yok Torbaları söylemeye var. gerek yok. Kurallar belli oldu zaten. E, hemen isterseniz başlayalım. Çünkü çok iyi eşleşmeler. Açılış orada. orada açılış maçı T1 tabii ki. Yani turnuva Kore'de. <laughs> açılış maçı T1 oldu. <laughs> Mekanı, mekanın sahibi. Evet. Ee, ben ha evet burada şey de varmış onun da hemen. Ee, fikstüre göre gidelim zaten. Abi abi günün fikstürüne bak. Abi günün fikstürü nasıl abi... denk geldi böyle bilmiyorum ama yani, var üstü ya. 8 8 tane bol bir var bir günde ve harika ya şölen gerçekten. Ve 4 tanesi çok Gerçekten ya yani hemen şey ya böyle plan yaparsın. Ben şu maçı izlerim sonra bir yemek yerim. Bir arada ben de bir lol Yok girelim. abi. Arada ben de bir oyuna girerimler. Öyle bir şey yok yani. 8 maçı 8'i de bir lol sever izler. Evet. E, T1 TL ile başlayacağız zaten. Ee, açıkçası e, en son T1'ın favori olarak gelmediği Worlds veya, favorilerden biri olm e, olmadan geldiği Worlds'ı e hemen hatırlayalım. Dam ona kök söktürdüler. Hatırlıyorsun onu 2021'di yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Aa, ve izlemeyi iyi Bayılarak izlediğim bir takımdı benim o. Tiv. Kanalı takımdan bahsediyor. Evet, kana vardı, üç goldü. Kana ya rağmen. Kana ya rağmen <laughs> ee, ve buraya favori olarak gelmiyorlar. Yani ben 3 numaraya koydum ama favori değiller. Yani Hasan'a da 3 numara ama yok e şey koymuş. Çünkü şöyle, 3 e şey numaraya koyarsın ama hepsine ese koyarsın. Ya yani çok çok minik bir farkla yaparsın. Peki. Ama bu sene konuşulan Şimdi bariz bir tane takım var yukarıda, onun altında bir tane takım var, onun altında bir tane takım var. Peki bence ne böyle bir, evet. neden timo? Abi çünkü kendi ligindeki Cenci'ye iki kere perişan oldular. Evet. Ya, özellikle yaz mevsiminde çok kötü yenildiler yani. Çünkü Büyük yani. maç oynama becerisinin artık sınırlı olduğuna dair inançlar yavaş yavaş oluşuyor. Evet. Ve, e, hep bu konuda eleştirilen takım cenciydi Ya baskı altında hep ezildiği söylenen takım Cengiz'di. Onların böyle bir kalkış göstermiş olması Üstelik iki oyuncusu değişmesine rağmen ve gelen oyunculardan bir tanesi Çaylak. Çaylak olmaya gelsin 2005'li abi. İki, <laughs> ya <laughs> abi ya tamam 2005'li adam diye adamı da kimsemedi. Yani sizce LCK'deki atmosferle Champions, e, Champions nerede? işte affedin. World'daki e, atmosfer farklı olmaz mı? Abi iki olacak. Iki işte olacak. Zaten yani, bu zaten. LC, Hayır, bunları konuşuruz. tabii LCK finali büyük bir maç yani çok önemli bir e, Ödül. Varsa e... ikemde şampiyonu ben Tivan yazdım. Hem burada e, çok sevmemin hem de aynı zamanda bazı hikayelerin yazılma ihtimalini yani, düşünerek. Ya şunu şey uzla kazdım. Geçen sene bu kadro aynı beşli duruyor. Aynen. Ya geçen sene inanılmaz bir bence World tecrübesi kazandım. Abi zaten kadro tecrübesiz değil ki ama full artı full bütün her şeyi koyduğunuz zaman bu takımın e, yaz mevsiminde yaşadıkları fake vesaire daha önce büyük maçlarda gösterdiği. E, performanslar 17 birdik bir sezonun final serisinde kaybetmiş olması, Cengiz'in artık sürekli olarak bu takıma karşı e, kazanmış olma becerisi, e, bu bu JDG T1 e, MSI per, e, karşılaşması bunun hepsini yan yana koyduğunda bu takıma favori diyemez. Evet. Yani, ben de diyemez. Ben diyemez. Bu sırala benim. Aynen öyle. O yüzden e, makul düşüncelerle e, şeye baktığın zaman evet adaylardan biridir şampiyonluk için ama şey değil şampiyonluğun en büyük adayı değil. Şaşırtmaz ama favori değil. Evet. Bireysel olarak da herhalde bir diğer işte tepe takımlar kadar Bireysel olarak hiçbir sıkıntı yok. Abi bireysel olarak açık takımcılardan. Kendileri daha iyi. Senin hiç performansı sence ciddi. Abi T1 stratejik olarak sıkıntılı bir takım. Ve yıllardır böyle ve bunu asla da çözemiyorlar. Bunlara rağmen T1 buralara çıkıyor. Ben bu world'sa de çözeceklerini düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim ya. Asla çözülmüyor zaten bu. Zaten Genji'nin onları yenmesi aslında stratejik oldu. Yani Genji taktiksel olarak t üstünlük sağladı. Genji bahar mevsiminde dedi ki A, bu adamlar bu herifi çok küçük, görüyorlar. Biz Doran'ı daha fazla kullanırız dediler. Kullandılar. İki maç oradan aldılar zaten. E, best of five oynadım size iki maçtan bir tane koridorun bireysel performansı alır. Ki bu adam performansı hakkında biraz bahsetti. Hayır yani Doran bunu Zeyus'u yenerek yapmadı bu arada. Doran bunu ben Guma işinin böyle bir problem var ben bu üstüne bineceğim dedi. Öyle kullandım. Fobi'yi daha hareketli kullanacağız dediler. Kullanlar. Yani Cengiz stratejik olarak kendine ekleme yaptı. T1 hep aynı şeyi oynamaya çalışıyor. Zaten eleştirdi. Benim mesela en çok eleştirdiğim yönü bu. Abi T1'ın Zeus'u mesela kullanış biçim benim hiç hoşuma gitmiyor. Ellerinde böyle bir değer var. Belki de azıcık fırsat verirse dünyanın bir numaralı toplayanı olacak. Ki oranın adayıdır şu anda da. Ve yaşı da çok genç. Bunun üzerine bir oyun asla kurgulanmıyor Team Arada bir iki maç yapı veriyorlar. Aa çok iyiymiş diyorsun. Unutuluyor bir hafta sonra. Böyle bir adamın varlığı yokmuş gibi davranıyor. Evet. Keria'nın mesela ne kadar iyi bir lane'in olduğunu Tivan'ın kendisi unutuyor abi. 5 maç üst üste Natilus oynuyor ondan sonra da. Kötü Natilus oynadığı için değil bu arada bunu Ama Keria'nın yapabildiklerini maksimize etmiyorlar. Veya Faker'ın yapabildiklerini maksimize etmiyorlar. Faker'ı neden sürekli lane'de tutuyorlar abi? Yani bir de, bir de, ne gerek var buna? Zaten en büyük soru işaretlerinden bir tanesi, bence daha da soru işareti değil de bazı şeylerin Ayko çıktığını tekrar gördüğümüz se sekans. Abi bu kadar yetenekli bir kadro Faker'ı çıkarttığında sudan çıkmış balığa dönemez. Dönem. Dönmemeli. Evet 8 e, maç oynandı Faker'ın yokluğunda. E, tamam bunların hepsini kazanmasını ya da işte e, her şeyi domine etmesini bekliyoruz. Nereye yeniliyorsun? E, öyle bir durumda ama 1-7 olamaz abi olamaz. Ve Faker geldikten sonra da takır takır herkesi yenmeye başlamaları da normal değil. Demek ki bu oyuncular henüz olgunlaşmamış. Bu da büyük bir problem. Çünkü artık olgunlaşmaları lazım. Özellikle Kerry Hanım. Evet. Onları biraz ayrı tutuyorum. Onlar biraz daha çünkü daha, daha sonra başladı. Hadi Gumayushi'yi da biraz. Gumayushi biraz daha olgunlaşma şeyi gösterdi Evet zaten. o da gösterdi zaten ama Keria zaten başka takımlarda da oynadı ve bu, yani Worlds'de oynadı, yüksek seviyede de oynadı, oralara aday Kaybetti oldu. de kazandı, kaybetti, gördüğü evet. gördü birçok şeyi. Ben, yani turnuvada gözüm direkt Keria'nın üstünde. Evet. Ya, yani, o ben, ne yapacak? Ben, ben, onu, ben onu mesela çok e, ciddi o e, şekilde artık Chovy'e benzetiyorum. E, kritik anlarda performansı direkt olarak düşmüyor ama mental anlamda bazı şeylerin altından da kalkamadığı evet. kesin yani. yani çok Kırmızı e, e, acaba e, su, Evet, su çok geçirdiği evrimi bakalım geçebilecek mi? Çok, çok çünkü çok kaybetti. Çok eleştirildi. ipleri eline alamadığı gerekçesiyle e, Keria'nın yapabildikleri ve yapamadıklarını da e, benzer şeyleri görüyorum. Bakalım aynı değişim gösterebilecek ama mi? Ama Ya diyeceğim. bu şekilde konuşursak e, her seriyi ee, yine 8 saat yayın oldu Evet, oldu. oldu e, team Ama oldu team oldu Ben e, forma mı <laughs> ve eşofmanımı giyip izleyeceğim zaten Twitch'te. artık maçları da anlatmıyorum. Direkt taraftarlığım yapabilir. <laughs> kim, kim ne diyebilir ki. Orada da yapıyordum Sanki <laughs> yaptım. <yaptıkları. gülüyor> Neyse. E, hemen bu arada herkesin tahminlerini almak istiyorum. E, arkadaşlara da söylüyorum. E, tutalım bunları. E, aşağıya bir grafik vesaire hazırlarsak bütün e, bir şey yapalım. Tahmin yarışması gibi bir şey yapalım. Bütün seriler için e, tutalım bunları elimizde. T1, 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 T1. E, burada herhangi bir şey görmüyorum zaten. Yani sormayacağım da. Herkes t diyor. Gel bunu. gel eğlenceli maç geliyor. Programdan biraz daha tartışabileceğimiz e, C9 Mad Lions serisi. Çok eğlenceli. E, eğlenceli ve e, EUNA daha ikinci daha ilk günden ikinci karşılaşmadan önümüze çıkacak. E, ne beklemeliyiz? Tabi eski tabii bir de eski takımına karşı oynuyor. Eski takımına karşı bir hikayesi de var. Eski takım arkadaşlarının da bir kısmı orada var. E, ama bence ya yani şöyle bir pozitif yönü var maçın. Elio ya Blaber karşılaşması. İki tane benzer stilde oynayan takımlar içinde benzer Rol, öne, evet öneme abi. sahip ormancının karşılaşması. Hangisi daha sürükleyecek gibi bir eşleşme. Bayağı da benziyor bu arada oyun yapıları takımlar. Onu şey. da, eklemek lazım yani. Bu arada her anlamda bütün oyuncuların varlıkların rolleri falan çok benziyor takımlar takımda. O yüzden çok bu eğlenceli var. bir maç bekliyorum. Tabii ki seviye olarak hani bu maçın seviyesinde işte gidip JDG bir JDG'nin bir T1'ın Gen bir Gen'in oynadığı seviye çıkmasını beklemiyorum bu iki takımın. Ama ikisi içinde çok iyi bir kapı var. Çünkü buradan bir sıfır olurlarsa, yani bir galibiyet alan taraf, diğer eşleşmelerde sıfır bile düşecek e, iyi takımlar var. Yani bunlardan biri G2 olabilir veya... KT, BLG'den bir, bir tanesi kaybedecek. Fanatik, LNG'den bir tanesi kaybedecek. Damwon, g 2dan bir tanesi kaybedecek. Yani güzel bir e, ikinci tur şansıyla 2-0'a da gitme şansı olan takımlar bunlar. İkisi de. Yani bir sürprizle daha denk geliyor. Yani Sol 6 istiyorlarsa sadece burada kazanmak zorundalar. Ama çok yani evet. şöyle söyleyeyim. t mesela kaybetmesi, t kaybetsin diyelim Team, Team Liquid'e. Bu maçta kaybedene kadar etkilemez onları. O kadar söyleyeyim yani. Evet. Sinan ve Adnan çünkü bundan sonra başlarında çok kötü şeyler <gülüyor> gelmek <laughs> ihtimali olan bir yere düşecekler ondan sonra. Evet. Ee, o yüzden çok eğlenceli bir maç bekliyorum. Maksimum tryoutlıkta bekliyorum iki takımdan. Abi Worlds son yiyorlar, zahmet olmasın gördük <laughs> Golden Guardians'ı. <laughs> Golden Guardians'ı gördüğümüz için <laughs> ben Bad Lies kazanır diyorum. Yine eney mi diyorsun yani? Ene yine Eney. Ben ben Sinan kazanır diyeceğim çünkü Sinan ene eneyin her zaman farklı bir yerine koyuyor. Evet ama onu son iki yıldır kaybettiler bence. Ya. Ee, yani olabilir. Ama hep Sinan Worlds'te en iyi takımdır Eney. Evet e, çok hep. uzun zamandır. Ya yani, hatta all time her zaman hep, öyleydi yani. Ee, ben Sinan'ın kazanacağını düşünüyorum. Ya, <laughs> bence Mad Lions alır ya. Evet iki Mad 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 Lines. Lines. E, bir C9 bu sene en iyi herkes çöpe atıyor. Yani içimden kazanmasını istediğim takım aslında C9 e ama Niski'yi e, çok seviyorum. Ene'ye maç verdin mi orada arada? Mı? Verdin mi? Weibo'yu boyu yendirin. Pala Fox kardeşimi <laughs> fantasy'de mecburen Pala Fox aldım <laughs> artık çok kötü durumdayım şu an. <laughs> yani ben Weibo'dan enteresan şeyler bekliyorum bu turnuvada. Çin'in Çin'in o slotu her zaman biliyorsun çok acayip şeyler yapmıştır Worlds'te. Evet. Biraz da önden Töntü... yapacağını düşünüyorum. Ben, de. ben kötü. <laughs> 0 evet. Çin dördüncüsünü. 2015 LG'di dışında. Ne yakın tarihteki LG'di? Ay yakın tarihteki LG'di var doğru. Ama LG'di de galiba. Gerçi 2015'te dördüncü gelmemişler değil mi LG'di? Yok orada yüksek geldi. yukarıdan ikiden mi gelmişlerdi? 2'den Şimdi dördüncüsünü Worlds'da çok iyi oynadı. Hangi seneyi hatırlıyorsun? String. Üçüncüydü. Üç müydü? Şimdi? Evet. Üç müydü? Evet. Üçünün. Elcidi dörtlü zaten o sene. Aynı seneydi. Doğru. Evet. Playinden gelmişlerdi. Evet evet. tamam pardon. Üçüncüsünün daha iyi. Şimdi şey. dördüncüsünün Worlds'te iyi oynadı. Sen hatırlamıyorum ben. Kesin vardır. Ben hatırlamıyorum. Kesin vardır. Bakmak evet. lazım. Bir tane RNG'nin var. Abi Weibo. bak, bak. bir tane RNG'nin var dedim. Weibo dedin. Şahu dedin. Ortada bak. Ama Şao var, Dışay falan var. Bu takım garip garip işler yapamıyor. Neydi? üçüncü maça geçelim ondan. Ee, üçüncü mı? maça geçelim. Ee, Mad Mad C9 dedik. Jenerasyon ee, Gaming'de Gamla en açık ara fark olan maç bu. İşte bu yemek yeme maçın olabilir. İlçem. <laughs> <Can. gülüyor> yemek yeme şey şey maçı olmaya ya, Bir bir e, maç sabah. Ee, saat 8'de başlıyor değil mi? Maç evet. Saat, evet, ee, saat 10 başlıyor. civarlarında bir önde yani kahveyi önden içme, içmek isteyenler için ilk iki maç kahvenizi için saat 10'da bir aralık var size. Kahvaltınızı hazırlayın ve kahvaltı haberleri Haberlere bakabilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Biraz aralık takılın. Ee, yandan açabilirsiniz maçı. Ee, FIFA oynayanlar falan varsa arada paketlerini falan açabilir. Hangi gündü? Parçam günü. Ben de size birkaç paket alayım. Ee, evet yani hazırlayın her şeyi. Ee, i̇şlerinizi o saate ayarlayabilirsiniz. Yok. <laughs> <laughs> Jenerasyon Gaming'in e, orada e, galibiyetini bekliyoruz. Karşılaşmayı konuşmak ister misin? spesifik olarak Yok yani. söylemek istedim. Net 16. takım. Yani ilk üçteki bir takımla oynuyor ve cence bu tarz eşleşmeleri nasıl oynayacağını çok öğrendi. Ve oyun şey değil, böyle gamın eskiden e, çok... ya Yaratıcılık e, veya mutfakta pişirebilecek sosyal medyada hiç görmedik. Takımların pişirdiği bir şeylerin olduğuna e, genelde GAM'ın daha önce Gigabyte Marines dönemlerinde Riva ile beraber yaptığı ekstra şeylere dair Kulağımıza bir şeyler gelirdi evet. sosyal medyadan falan Bir şeyler şey De Şu an hiç öyle bir şey yok i̇şte Karşılarında öyle bir takım var ki yani Hiçbir şey sürpriz gelmez onlara Evet yani Oyunun bu arada üzüldüğüm noktalarından bir tanesi O artık sürprizli şeylerin e, Çok kısılmış olması e, Artık bir şeyler mutfakta daha az üretiliyor e, O da Üretiyor takımları... üretiyor bir geldi buralara bunlar e, Al abi mutfakta üretme değil, bir hediyesin ya Edim ya yani Adam'ın Niye e, kardeşim sezon boyu dolan yapmadı mı ya Abi o değil o, o bahsettiğim şey o değil Biliyorsun Gigabyte Marines dönemlerindeki Ekstralar yani Beklenmedik oyun beşli olarak Ekstra şeyler artık bir süredir e, O kadar yok ortalıkta belki bir gün Tekrar gelir e, ama ne onlar Şu an yokken e, Yani herkes Şan burada cenci yani. e, diyor ve devam ediyoruz e, Yine garanti diyebileceğimiz Beşleşme bu arada iki saatlik boşluğumuz varmış Burada e, JDG-BDS <laughs> maçı var. Ama şöyle var. yani bir JDG'yi iyi izlemek için oturup izlersin o maçı. E, Ya işin makarası zaten yani. canım. Evet. Maç. Yine aynı şekilde nasıl geldiklerini de bir var. görmek için. E, JDG'nin veya işte evet. kompozisyonlarda neler göreceğiz. E, takımların yaklaşımları ne olacak? Çok bir şey gösterecekler mi? JDG-BDS serisi var. E, BDS'in BDSM olacağı bu, bir maç bekliyoruz. Bu ne biliyor musun? Aksiyon filmlerinde sondaki büyük aksiyondan önce seyirci dinlendirme maçları oldu. Evet. Çünkü sol maçta ortalık çok merak karışacak. Ama oranın başlığı. Yani e, BDS JDG serisinde bir orta, e, ta, skor durdu. Yani. E, ne, ne cevap verecek? Çünkü büyük oranda her ha mesela bazı takımlar, Çin takımları falan hiç riske girmeyip böyle maçlarda rakibin iyi yaptığı şeyleri direkt ortadan <laughs> kaldırıp bu konuda iyice. E, aynen yani mesela görmek istediğim şeylerden bir tanesi bu. Galen, Olaf ve Darius yasaklanacak mı? E, yasaklanmayacaksa e, 369'un buna cevabı ne olacak? E, i̇lk sosu çeken... kendi alıyormuştu bu <laughs> <laughs> Yani e, görmek istediğim şey bu. Maçta da bakacağım tek şey bu. E, sonucun, sonucu değiştireceğini evet. çok beklemiyorum. E, ne yaparlarsa yapsınlar ama birçok takıma örnek olacak. Bazı Karan da buna dair önlem alacağız diye şeyler söylemiş. Umarım banlarla. Yani, yani... Abi ya bana göre bakmak yani. De öyle trash talk'una çok şahit olduğunuz da, 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 bir adam. Bir de öyle inadı olan takım da değil. Evet. Değil diye düşünüyorum. Yani bakalım. ben de bandımlarını bekliyorum. Herkes JDG diyor. JDG BDS'e de herkes JDG diyor burada. G2 DK. Çok Aa, çok güzel, güzel maç. maç. Çok Ve güzel maç. geçmişleri var. Evet. Ya yani bunlar eşleşmeden duramıyorlar. <gülüyor> Ve... <gülüyor> G2 diyen çıkacak mı merak ediyorum. Biraz konuşalım. şöyle. Yani de dedin mi G2? Dedim, mi? Tabii canım. Neden G2 diyorsun? Abi bak. Standart bir 1-4 eşleşmesi değil bu. Şimdi JDG, B diye standart bir 1 4 eşleşmesiydi. 1-4'ü parçalayacak dedik. Buradaki durum farklı. Fakat G2'nun ben çok daha hazır olduğunu düşünüyorum. Böylese gereken. Bu arada abi ya vallahi D plus hiç uyumadı bu takımda. Çok zorlama D plus ne ya? D plus ne ya? O kadar az bir şey. d değil mi? <laughs> değil Boş ver. Daman. Dam <laughs> yeah, d plus D Ben doğru söylüyorum. <laughs> Adamlar e-spor'a yatırım yapıyor. Çok hassas oluyor. Ya D plus hiç oturmadı. <laughs> Abi sorun bu mu ya? İsim <laughs> olarak değil. Hayır, yani, <gülüyor> <hatırlamadı> <gülüyor> ya, ben <oturmadım. gülüyor> <ismeyordum> onu. <laughs> Ama D plus harbi oturmadı yani. Çıkmaları da bu arada çok zor oldu zaten. Ya, yani, Gelemiyorlardı az kalsın. Lig boyunca biz şeyi gördük bu takımdan. Ya yani, bir en iyi dördüncü takım Çünkü hani yaz mevsiminde de çok belli oldu. işte. KT, T1, Genji. zaten en iyi üçlü olduklarını yani sıralamaları değişecek şekilde gösterdiler. Abi D plus hep dördüncü olarak gözüktü. Fakat yani takımın seviyesine baktığın zaman, oyuncu seviyesine baktığın zaman abi Katie'den daha yukarıda olması lazım aslında. Abi bence D+ Dördüncü çünkü 5. çok kötü. <laughs> evet biraz bunun da etkisi var abi. Yani Amman'ın bu kötülüğünün de biraz etkisi var. Yani ama şeyi çok gördük hani. Aradaki o 4 numaranın onlar olduğunu bir sezon boyunca çok gördük. İlk 3'ten net daha kötüler. Diğerlerinden net daha iyiler. Fakat diğerlerinden net daha iyi olurken oyun planlaması olarak, stratejik olarak daha iyi değildi. D+. +'da. Bireysel olarak çok daha çok ben dağmon'u izlerken hep şunu görüyorum. Ay, ya ıkınıyorlar maçta. <laughs> Aynen evet abi? Ya, ya ya nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum ama gerçekten ıkınıyorlar. Ya mesela bu sezon ersike izleyenler şeyi fark etmiş. Abi KT ne kadar kolay maç kazanıyor. Evet. Gerçi yani an... eforsuz böyle bir bakıyorsun. Aa oyun 15-0 olmuş. Showmaker'a her baktığımda ya oynarken de. Ama şu oynarken de... akılan birisi. Yani, yani ya, bir şey yok. Ah, böyle bir uzun zamandır o keskinlikleri ve rahatlık rahatlıkları yok. Hem oyun içerisinde ve bunun oyun dışına yansımalarını da görüyoruz. Yok çok net gözüküyor. Ve meta da hiç onlara uygun değil. Yani ne kendine uyan bir meta var. Biraz daha hani bireysel üstünlüğün, ormancının, bireysel farmının daha çok öne çıktığı bir meta var. Ne Calon'a yarayan bir meta var. Kalın adam de abi. Orada <Satmıyorsun> e, Showmaker'ın bireysel anlamda fark yaratabileceği bir o her e, zaman senaryo söz konusu bence bu Worst'te. Abi Showmakerla Showmaker'da showmaker... şampiyon olsa Faker'ın tiranlığına çok güzel bir cevap olmaz mı ya? Olur. Yani. Abi ya yani. yerel o kadar fazla <laughs> yerel kazandı ki. Yani bir şeyleri birileri konuşmak isterse tabii konuşur da ortada inanılmaz büyük bir yerel e, şampiyonluk bifi falan var yani. Çok var ama yani Showmaker'ın da bu arada uluslararası sahnede ne kadar büyük bir Abi bu adam Wolves'u oynamaya geldi. Oynar Biz bunu normal sezon oynuyoruz. <laughs> Showmaker'ı Can'ı oynamak isterse maçı da alıyor. Fakat Can'ı ne kadar oynamak istiyor? Vallahi hiç istiyormuş gibi gözükmüyor. Wolves geldi. Hadi oynamak ister falan diyorum. Her şey hazır. O ot şeyler oturdu. Daha Showmaker istekli arzulu gözüküyor. Orada da G2'nun stratejik kuvvetliliğinin evet. ben üstünlük sağlayacağını düşünüyorum yine. Evet. Çünkü G2 çok hazır ve G2'nun bence ilk kez her koridoru Asyalı takımlarla bireysel anlamda rekabet edecek seviye. Doğru. Sen Kana buralara geldiği zaman yeteneğiyle e, yarı final falan oynadı. O e, bahsettiğimiz şeyde işte ki iyi bir dur duruma getir evet. o zaman hatırlayacaksın. Ve biraz Koreli top isteyebileceği isteyebilecek üst koridor metasındayız. E, Blind Cannon falan geldi işin içerisinde ki Koreliler bu işin e, en seven adamlardır. Mesela Kanada çok fazla Cannon oynar. E, oynardı yani. Ama Broken Blade karşılık verebilecek mi oyuncu buna? Hepsi abi. Hans Sama da öyle, Mickey X de öyle, Caps de öyle. Yani bu G2 herhangi bir aslan takıma buna JDG falan dahil rekabet edebilecek bir bireysel oyuncu seviyesine sahip. Stratejik çeşitliliğe sahip. Ben o yüzden G2'nun son 8'de de kalacağını düşünüyorum. Ama bu seri ya yani bu maç eğlenmeme ihtimalimiz yok ya. Yani. E çok eğlenceli bir maç olacak. Benim hissiyatım bu arada. E, 8. baskının çok az, azalmasıyla beraber e, ee, Donald turnuvaya iyi girmesi yani Çünkü beklentinin baskın, bayağı. azal... olduğu nokta. Bak, azalması diyor ya, Aman diyeyim t kötü maçlardan başlaması başlamasın. Bak tribündeki baskıyı düşün o zaman. O başka. T1 yenilmiş mesela çok Aa. Bak. Ya bak <laughs> bak bence daha anlık, geçelim, anlık bence daha Ne da şey, anlık <laughs> <şeyin> <laughs> Bak anlık hazırda tutanlar vardır zaten. Yani e, ama ben ben gerçekten biraz hissiyat evet bütün bu konuştuklarımıza katılıyorum. E, gerçekten yani her şeyin önce stratejik üstünlük olarak çok yukarıda olduğunu düşünüyorum Jet'un e, Dammon'a nazaran. E, ama biraz da test edilme mevzusu her zaman böyle Abi, durumlarda ortaya çıkar. Değil mi? Bir test edilsin yani her, yani. yani şimdi her bütün sezon oynamak oynamakla bütün sezon LEC'de oynamak arasında da çok ciddi bir fark evet. ve her zaman da belli seviyelerde ortaya çıkıyor bu. Ben ben beklentim var Dammon'dan e, günün sonunda turnuvayı kazanma veya son 4 yapma değil ama karşılaşma açılış karşılaşmasının damonun kazanmasını bekliyorum sen. Yani ben Damon'un kazanmasını beklemiyorum ya. 2'nin de kazanmasını beklemiyorum. Öyle bir maç yani 2 kazanır. Berabere biter. 2 kazanır <laughs> ama abi. Ha 2 kazanır. 2 2 bir Damon. Eee dedik. Ki, yani günün en e, tartışılacak iki karşılaşmasından bir tanesiydi herhalde bu. Energy evet. e, Wave Gaming de sen NRG mi dedin gerçekten? Ya maçı bence bir şekilde Weibo kazanacak ama ben stomp olmasını beklemiyorum maçın orası. NA'de anlayabiliyorum. Şöyle söyleyeyim. NA'de bu yıl içerisinde, bu arada şakayla karışık bahsettim ama, bütün yıl içerisinde en beğendiğim oyuncu Palafox. Uluslararası evet. bir bu turnuvada ne yapacağını çok merak ediyorum. Ve çok da sert bir sınavla geliyor. Bence bireysel anlamda kariyerin en iyi mevsimini oynamış bir Shao'ya karşı geliyor. Hiç bu arada yani daha önce bir sürü yıllardır oynayan adam Shao. Orta koridorda bu kadar baskılı oynadı bir mevsim e, or hatırlamıyorum. Orta koridor mevsimi. Şah. Çünkü üst koridor mevsimi, me 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 mevsimi, mevsimi öyleydi. <laughs> daha, Ama şah, daha, mesela orta baskın. koridordan hiçbir zaman şeyi hissetmedi. <laughs> evet. Yani bir Faker'ın, bir Chovini'nin yarattığı, bir scout'un yarattığı farkı yarattığını hiçbir zaman hissettirmedi bize. Çok yaşa. Bu mevsim hissettirdi abi. Şah. Ve e, bence buraya gelebilmelerinin <laughs> evet. ana sorumlusu. Yani Şahu bu kadar iyi bir sezon oynamasa ki buna rağmen gelemeyebilirlerdi. O kadar problemleri vardı aslında. Ee, bunu Gelemeyebilirler. Ben o yüzden çok merak ediyorum. Ben bu maçın stomp olmasını beklemiyorum. Çünkü baskı arttığında performansı artan belki de tek Tekene'yi takımıydı bu yıl. Ama baskı arttığında da bu baskıdan gram etkilenmeyecek umursamaz bir Veybo Gaming'e karşı oynayacakları için. Abi ne kadar umursamazlar sence? Tamam Şah'ı umursamaz. Tam dışarı zaten hani yani saldık gitti modunda. Light sence umursamaz mı? E, abi o da gördü. Veyy sence umursamaz mı? E, Bunlar da gördü geçirdi yavrusların seviyeyi. Ben de açıkçası bu iki ismin Light'ın ve Wayway'nin çok baskı altı. Özellikle Light'ın çok zaten hani kendi liginde de ezildiğini çok gördük. Belki bu arada dışa çıkmak iyi gelir. Bazı oyunculara iyi geliyor. Özellikle evet. Çinli oyunculara dışa çıkmak çok iyi geliyor. Gala mesela ilk başta öyleydi. Ç Çık çıktığımda acayip yani artararak oynamıştı performansını. Ama bu maçta stomp beklemiyorum. Wayway onun kazan kazanmasını bekliyorum. Ama bu maçta stomp Mesela LPL'deki var. takımların işte böyle biraz başaltı takımların genel ya yani bazı senaryolarda da dediğin senaryoları gördük. Ama işte Baby bana o havayı vermiyor. Burada rahat rahat e, stomp atarlar, atarlar alıyorum. Ben. Abi o Shao, Shao'dan kaynaklı. Olabilir. Bak Shao'yu çıkartalım. Bir tık altı bir midlaner'ı koyalım LPL'den. Bu hissiyat gidecek. Ama yani bir tık altı bir midlaner'ı koysam buraya gelmez daha i̇şte, O da orası öyle. Ee, ben Weibo diyorum. Weibo. Weibo. Ben de Weibo diyorum ama yani don't sleep on enerji abi. Evet bakalım. Devam abi. Üç Weibo'yla e, uğurluyoruz. Fanatik LNG. Hmm. LNG Evet. Ben net elenci. Yani evet. yukarıda geldi. yorum yapmayalım buraya. <laughs> net elenci. <öğrenci. gülüyor> elenci. <laughs> ama fanatinde de yani Humanoid'in tam oynamak istediği maçlar. Ya yani bu ama. da eğlenceli bir maç olabilir. Evet güzeldi. Beğendim. Güzel oldu. Ee... Humanoid ki aa karşıma scout gelmiş. 10-0 oynamam lazım <laughs> diyebilir yani. Yani. Yapmadı mı kaç tane yaptı hem de herif. Yapar herif gerçekten yani. O yüzden, <laughs> yüzden o yüzden Humanoid'i sevmiyorum Humanoid abi. Yani. Evet ki 3 maç, üç evet. maçı direkt solo kere dedi. Ee, o, 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 yüzden e, sevmiyorum maç seçiyor abi. Çok net maç seçiyor. Eğlenceli bir maç olur ama eğlenceyi kazanır diyorum ben de. Ee, herkes aynı. Üç eğlenceyle. yine uğurladık. BLG, KT. Ee, bir çok güzel maç. BLG, KT. Çok, çok, güzel, güzel maç değil mi bu? Aynen. Hocam. Taplayın, ne? E kitleyelim yani. kameraları ya. Her yere kitleyebilir. Ama özellikle taplayın, e kitleyelim kameraları. Yani. Ben sana söyleyeyim, bak bu maçta kitlene bak, kamerayı kitleyeceğiz mesela toplarına. Midler o kadar çok gezecek ki. Bu arada şöyle söyleyeyim, yani biri aynı takımın biri Kore şubesi biri Çin şubesi gibi abi. Ben bu kadar benzeyen hem oyuncu profili olarak hem takımın içerisindeki rolleri olarak hem de oyun stili olarak bu kadar benzeyen iki takım hatırlamıyorum. Aynısı bildiğin takımlar İkisinin de üst koridoru iyi eşleşmede de maça alabilecek ve sürükleyebilecek oyuncular ve oyun planı buna göre kuruluyor. İkisinin de ormancı Snowball'u çok iyi kullanabilen hakikaten Snowball'u yakaladı mı yani dünyanın en iyi oyuncularından biri göz, gibi gözükebilen ama Snowball olamadığında biraz performansa hatta ciddi anlamda düşen Biraz aşağı in alt koridoru. Her yerde ya durdu. Orta, orta, ortadakiler zaten ikisi de tamamen takıma oynamaya çalışan iki orta koridor ve sürekli sağa sola yardıma gidiyorlar ve bununla kendilerini Abi ama sanıyorlar. sonunda günün sonunda bin varsa bir takımda o takım bin takımı oluyor. Ee, ee, ve bir taraf şeyin olduğu zaman kim olmuyor işte. Ay, o Abi bu, keşke bu, olsa. Keşke olsa. Ya yani oyuncunun en büyük şeyi bu bence. eee yeteneği seviyesinde sorumluluk alan veya o kadar ön plana çıkma derdi olan bir oyuncu değil. O yüzden e, Afrika döneminde inanılmaz bir oyuncu olduğunu biliyorduk ama benim yarattığı etkiyi yaratmadı bence. Ne ne dersin bilmiyorum. Yaratmadı. Yaratmak istemedi çünkü. Evet. O çünkü... kadar baskın değil. Ben Kane'de şunu görmüyordum hiçbir zaman. Bu seneye kadar. Bu sene bence onu değiştirdi. Worlds kazanma bana ne Worlds kazanmaktı. Öyle bir kafayla görüyordum ben. Keane'i. Şu an öyle görmüyorum. O takımdan ayrılması bence onun için çok büyük bir Aa, yıllar şeydi. konuşuyoruz zaten oradan. Çok o adımı çıktı yani. yani. O adımı atması bence çok önemli. Oynadığı en iyi takım. Ama bence bu serinin ya fark yaratacak her şey bu kadar benzer. Bence fark yaratacak adam ama Elk. Evet. Çünkü bireysel anlamda bence net üstün diyebileceğim tek oyun. Tek bence bireysel anlamda de, takımların koridorlarını karşılaştırdığımız zaman eşleşmede bence de onun turnuvası olabilir mi? Elkin turnuvası mı? Abi o biraz zor. Çünkü turnuvanın devamında yani hiç orta kor o alt koridoru umursamayan tamamen diğer taraflardan oynayan ve isterse ilk like 5-0 olsun gene yeneriz ki modunda oynayan takımlar var abi. Zaten o yüzden üçüncü kaldılar yaz mevsiminde. Ya o mod çok tehlikeli onlar için. Çünkü o modda binin üstüne acayip biniyor rakip takımlar. Ve Yago ya ben ne kadar beğeniyor olsam da Yago bireysel olarak o şeyi göstermiyor abi. O scout'un, o çovinin ben bu maçı alırım modunu hiç göstermedi. Göster adamda yok abi bu. Olmaya da bilir bu arada. Bu hani onu kötü bir oyuncu da yapmıyor. Yok hayır canım. Yani farklı bir profil yapıyor. E, çıt, onlardan daha düşük yapıyor ama adamın bütün kariyeri böyleyken yani e, scout, scout yani diğer yani birçok oyuncunun olmadığı Knight'tan daha fazla şampiyonluğu var ya Evet. Baktığımız zaman. Evet. Çok istikrarlı çünkü adam. Evet. Ya yani çok düzenli bir şekilde. Yago, o. Gelene kadar bir play-off'ta bile turnelerini... Bu scout'tan da fazla olabilir. Ya onun daha öncesi var gerçi. O yüzden saymadığım için, emin olmadığım için söylemedim ama... Ya onun bayağı yerel şampiyonluğu var baktığında yani. Hayır. Bak bir play-off'un ilk turunda elenen, düzenli elenen takımdı. Ya geldi takır takır oynamaya başladı. Sürekli üst tura çıkıyor. Final emelerine çıkıyor. Gerçekten bir yere yani belli bir seviyeye çıkartmak için muhteşem bir ekleme. Ya Ama Wurz'e geldiğinde patlıyor işte. Ama yanında bu sefer işte o çıtayı evet. atlatabilecek adamlar var. Ya Pin'in olması bu takımda bence çok büyük bir şey. Yago'nun üst koridorunun kesinlikle Bin gibi bir adam olması lazım. Aynen öyle. Çok iyi bir fito anlamda. İşte aynı Mesela... GD'de oldu abi BDD'nin üst koridorunun Çin olması. E, Gelinci dönemi üst koridoru Zoom'du. Kötü mü fit. Yani iki Zoom'u her ne kadar bireysel anlamda o dönemde harika olsa da o dönemki bireysel oyununun çok ekstra şeyler üretmiş olması zaten onları şampiyon falan yaptı. İşte ama, o adam adam sürekli o oyuncu... ekstracı pro... bir adam değil. Evet, oyuncu zaten. profili o değil. Ama Bin mesela o profil abi eksisiyle artısıyla Yago'yu tamamlayan hem profil. Bakın, Ru'lara o takıma eklemiş olsalar mesela o da olurdu. E bir tane öyle bir adama ihtiyaç var. Bir tane onu lazımdı. E şimdi var elinde. Abi Yelci Yaz mevsiminde kötü geçirmiş olabilir ama kesinlikle şey bir takım diye. Bu iki takımın ikisi de buradan çıkıp yarı finalden finale falan gidebilecek evet. takımlar. Ya CJT yaz mevsiminde abi Cenci şampiyon oldu. T1 finale çıktı falan diyoruz e, bu arada ama vardı T1'in normal sezon paramparça etti KT'yi. Var da T1 yani KT karşısında ulan yükselen T1 var. Tribüne girmese normalde finale oynaması gereken takım KT'ydi yaz mevsiminde. Gerçekten orada psikolojik kazandı T1'de. Zaten çok da yakın bir seriydi. Ve muhtemelen Faker kazandı yani. Kafaca. Herkesten bir kafa yukarıda olduğu için yani. Hani mental yapıda. En çok bölüneceğimiz maç burasıdır ya? Ben binin karşısına kendimi koyamıyorum. Tamam dışarıdan çok uzak Çiğnsin ama ya. Nasıl koyamıyorum binin karşısına kendimi da abi. Evet, bilmiyorum. Bak ben ben kararsızım çok. Adı Sen kimi diyorsun? Ben, Sen daha ben fazla düşünüyorsun. Ben diyorum abi belki Caitlyn'in birlikte bu kadar iyi başlayıp sonra finale e çıkamaması bence bir özgüven kaybı. Bjel'in birlikte bu kadar iyi başlayıp finale e çıkamaması evet. ne olur? Onlar çim <laughs> <mi>? takım abi. <laughs> abi, şimdi şimdi e. var ya ikinci normal sezon birinci zı. Atılı <laughs> ya kendi liglerinde. Sen ne diyorsun? Ben Bjel'in 0-2 başlayacağını düşünüyorum turnuvaya. İkinci meç yapıldı falan da kaybedebilirsin de kaybeder. E ne olacak ondan sonra? Ondan sonra gelecekler ama şey. 3 2 gelecekler. Evet. 2-0'dan girip zayıfları çok net alacaklar ve sonra motivasyon da bulacaklar diyorum. İddialı. Bayağı oradan Ben Genesis <laughs> diyeceğim ya. Ben. Bir ben tek Cait diyemem miyim? Ben Cait diyorum. Yani gerçi bir taraftan da Yago'nun kötü uluslararası şeyi Yago'nun kötü uluslararası şeyi dediğin hani finalde falan kötü oynadı. Yani kötü dediğimiz de. <laughs> gerçi o da doğru. Haksızlık etmeyelim. Ben birin karşısında kendimi atamıyorum. Bir de ben aiming var abi. Yelci diyeceğim. <laughs> <laughs> tamam yaz mevzusunda çok seviye falan atlı da aiming var yani bir taraf. E ama sen keyfi kazanacaksın. Evet. Aiming'e rağmen kazanacaklar düşünüyor. diyor. Çok umun iyi bir ADC olsa bu arada. Daha iyi bir ADC olsa. Ee, Katie'nin. Ya kimi nasıl getireceğim? Daha Goma Yushi'yi mi alacağım başkasından? Nasıl alacağım? Hepsi not kapmışlar. Sera kim? Defti atsak daha güvenilir o. Biraz da böyle biraz daha zıpçıktı çıktı bir adam ama Aynen ya. öyle. Yırtık biri lazım takma. <laughs> Keyti. 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 Bielci Bielci. Bielci Bielci. Burada da sen yalnız kaldın. Genelde ben yalnız kalıyordum bugün. Evet e, bu arada e, programı kapatmadan hafif bir pikem, pikemlere de değinelim senle yaptığımız. E, sen biraz patlama noktasındasın gördüğüm kadarıyla. Malfight e, Mal Mal 0-2. Yani. 0-3 galiba. 0-2 mi 0-3 mü öyle bir şey. E, Penta ne demiştim? Ha ben 2 dedim. Sandım. Ben sen de 2 oldu. Ben 3 artı demiştim. Keyifler yerinde. Ee, de. onun haricinde ne vardı? En çok ölecek şampiyonu biz yanlış okuduğumuz için Renekton dememişiz dedin? abi. Aa, evet. Çünkü biz bir maçta en çok ölecek şampiyon gibi değerlendirme yaptık. Natulus dedik oraya. Yok turnuva genelinde de Natulus demiş o dedik galiba. Hayır, başka. Ben Kesin öyle dedim. De. Şu toplam en çok ki orada kafamdan geçen Jarvan'dı benim hatırlıyorsan. Ee, ama toplamda en çok ölecek şampiyon bu kadar çok seçildiği zaman otomatik olarak Renekton oluyor yani. Evet. Bakalım. Ya bu arada ana gruplarda da o kadar çok rene Renekton seçecek top laner var ki. Ya yani Hatta var. Takı dayak yiyecekler. Dayak yiyebilirler ama seçileceği gerçeğini değiştirmiyor. Bırakacaklar ya ya. seçmeyi. Ben o kadar diyorum. Ya yani, e, son, son şey nakal stage'e kadar Renekton seçilir rahat. Bak rahat. ikinci gün cuma günü en kötü cumartesi günü Nar Kenan eşleşmesi başladı. Oo deli gibi Kenan geliyor var ya. <laughs> Bak, Her görürsünüz. var. Yani adamın mavi... içindeki Renekton düşmanlığı nereden geliyor? Kırmızı... Çok kötü şampiyon. <laughs> Vallahi çok kötü şampiyon. <laughs> kırmızı 4, e, mavi 3 sürekli kenarlar <laughs> bak ya mavi 3'ler seçilmezse işte yasaklanmazsa kırmızılar sürekli seçilir ve e, e, böylece programda sonuna gelmiş olduk. var mı ekleyeceğiniz bir şey yok teşekkür ederim yani e, en keyifli dönemlerinden bir tanesi başlıyor artık ve özellikle evet. yani... Alican'ın yorumlarına bayıldım ben kimi? Alican'ın BLG yorumu <laughs> estağfurullah yani. şimdi birazcık daha e, sen maç anlatacaksın zaten evet. <laughs> kısmetse biz anlatamayacağız anlatacak işler evet ee, çünkü, çünkü adam bir an önce bitse de gitsek diyor abi. Doğru mentalitadan dolayı bak. Hayda. <laughs> Adımı çıkaracak. <laughs> saçma. Programı, programı bu şekilde sallandırmak istemezdim ama. Yani inceyi bıraktı araya. Ya, ya ben işte öyle bir mi yok zaten. Lol ye. ya. zaten sivil. Sivil. <laughs> yani şu şu fikstür falan. İnanılmaz. Abi ben maç sonunda yani, bitsin de gidelim mentalitesini sunmuyorum. Şimdi ya. Ya, bir kere ağzından çıktı o. Kötü maçlarımda kötü maçlarımda kötü işlemesini Ağzından çıktı bir kere. Ulan bir sene yapışır Yapışacak ya, bu. Yani Yapacak. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, evet, Perşembe günü itibariyle e, Swiss formatı başlıyor. E, i̇nanılmaz keyifli bir verse bekliyorum. E, açıkçası son yıllardaki en iyi verse'lerden biri olmaya yeni formatıyla beraber aday bence. E, hepimize şimdiden iyi seyirler e, diyelim. Ve e, bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık Hoşçakalın. Haftaya Hoşçakalın. görüşürüz ve e, haftaya kaçıcı gününü bitirmiş oluyoruz. E, bütün şeyi bitiriyor muyuz? Sivisi bitiriyoruz. Sivisi bitiriyoruz. Bunları sesle galiba. düşünmene gerek evet. yok. Hadi. Ne bileyim heyecanlandım kardeşim. World's geldi ya. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. bye.